Tabii biz 2014'te göreve başladıktan sonra özellikle yaşam merkezleri dediğimiz yeşil alan üzerinde büyük çalışmalar yaptık. Başta 180 bin metrekare büyüklüğünde kültür parkı hemen 25 Mayıs 2015 tarihi itibariyle açtık, hizmete sunduk. Akabinde 160 bin metrekare büyüklüğündeki şehit polis Fethi Sekin mesire alanını açtık ve hizmete sunduk. Ve akabinde 1 milyon 520 bin metrekare büyüklüğündeki cip mesire alanını açtık, hizmete sunduk. Bununla birlikte şehrin bütün mahallelerine mahalle parkları dediğimiz parkları yaptık ki 140 park yaptık ve bunların her biri 5 dönümle 30 dönüm arasında değişen büyüklükteki parklar. Dolayısıyla Elazığ'da 2014 yılında kişi başına düşen yeşil alan oranı %3'ler civarında iken 2018 yılına geldiğimizde %7,5'un üzerine çıktı. Daha yeşil bir Elazığ, daha yaşanılan bir Elazığ, daha yaşam kalitesi iyi olan bir Elazığ için çalışmalarımız devam ediyor. 2023 planlarımız var. Bu yaptığımız çalışmalar Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında 49. sıradan 19. sıraya yükseltti. Ve inşallah 2023'te biz yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 il arasında olmanın mücadelesini veriyoruz. Çalışmamızı devam ettiriyoruz. Şu an çok iyi bir duruma geldik çünkü eskiden yeşil alanlarımız yoktu. Yani hiç insanlar piknik yapacak bir yerleri yoktu. Manzara falan yani neredeyse hiçbir şey yoktu ama şu anda yeşil alanlarımız çoğaldı. İnsanlar mutlu bir şekilde gezebiliyorlar. Şu an her yerde mesela şöyle bir gösterirsek mesela etrafı. Yeşil alanlar gayet güzel, sade, hoş oldu bana göre ve bence bu durumdan herkes memnun. Tabii ki fazlalaştı ya. Cip tarafı olsun, kültür park olsun. Bir de şey yolu var. Siz söyleyin. Bir yerde var da gittik de. Güzel olmuş yani. Gerçekten Elazığ için iyi. Ki geliyoruz. Her sürekli buradayız ya. Ailemize geliyoruz. Çağaçoğlu'muza geliyoruz. Piknik alanları. Mesire'yi söyleyecektim bak. Mesire de çok güzel olmuş. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun.